Ben de bu yıldız kızlara Bu ismi takmak istiyorum Umar Hoca da güzel bir açıklık getirdi e Çünkü e, benim bildiğim En son Çağla'ların dönemiydi evet. Lefkoşa'da yedişen, iki, evet, evet. yetişen Yetişen Voleybolcular Ondan sonra uzun bir süre, süre Yoktur ve e, O dönemde yine şampiyonluklar Yaşandı Ondan sonra duruldu Bundan dolayı durulmuştur Çünkü altyapıdan ee, sağlam bir altyapıdan yine altyapıdan gelindi ee, ilk üçe girildi edildi ancak böyle bir e, kolejden çünkü 5 evet. e, sene önce kolej şampiyon olmuştu evet. İnci Çiğdem vardı Şebnem vardı Şep, Çağla geldi yanında e, bunların döneminde kolej final oynadı ve kazanmıştı tabii evet. ki bu onların kolejde şampiyonlukları eee yıldız maçlarına ve genç 3 senede üst üste gençlerde şampiyon olmuştur. Ve tabi bunların o yetişmeleri büyük takıma da yansıdı. Tabii. tabii ki bugünkü de bu altyapıdan gelecek olan çocuklar üniversite, takımı, üniversite takımına ve spor kulübü takımına da hazırlamış olacağız. Zaten en büyük dayanışma okulun yakında o kolejiyle Yakın Doğu Spor Kulübü'nün Tabii. birlikte hareket etmesi, e, altyapısının esas fabrikasının da kolej içerisinden Leş. yetişmesi artı bir güç katıyor. Tabii ki. Tabii ki yani bu dediğim gibi yani şimdi çocuk e, orta birden nerede oynuyorsun, nerede okuyorsun yakın doğuda, nerede oynuyorsun yakın doğuda. Yani o yakın doğu ruhu evet. kendinde olduğu zaman mücadele sahaya çıkışı, sahadaki disiplini evet. hep bir elden olduğu için o zaman yani hem centilmen bir takım seçilmiş olursun evet. hem bu işin kuralını da güzelce yapmış oluruz. Evet. Hocam yani gerçekten büyük özveri isteyen artı dediğiniz gibi o yetenekli sporcuyu da bulabilmek, Tabii ki. o yeteneğine bir şeyler katabilmek, günün sonunda da böyle meyvelerini Alabilmek, Alabilmek gerçekten bir güzel bir duygu olamaz çünkü e, düşünün düşünün ki sıfırdan evet. alıyorsun çocuk ne olduğunu bilmez yani o topu görür tamam topuından oynar İşte basketbol oynamıştır futbol topuyla oynamıştır voleybol topuyla oynamıştır ama işte bir manşet vuruşunu bir parmak vuruşunu e, çocuk kendi yürürken yürürken nasıl dağınık bir yürüyüşü olduğunu koşarken ne yapması gerektiğini bunlar tabii ki düzelttikten sonra çocuğun fiziki bunlar olurken zaten günler geçtik sonra çocuk bir şekilde gelişiyor. Evet. Kasları gelişiyor, işte boyu uzuyor. Bunun yanında da voleybolu öğreniyor. Evet. E tabii bunun tek gözlemcisi benim. Evet. Yani çünkü bütün gün onlarlayım ee, onların gelişmesini, topa vuruşu, ayaklarının nasıl hareket yapıştığını, yani bu nere benzer? İşte çocuk doğar, evet. anne baba yedirir, içirir, ansızın çocuk işte bir, bir gün, bir gün bir ayağa şey. kalkar, ayakta durmaya çalışır, oradaki o annenin babanın Eğizli. sevinci, Eğizli. E, bu da bunun gibi bir şeydi çünkü yeniden bir çocuk yetiştiriyorsun. Evet.